Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuza başkent Ankara'dan devam ediyoruz efendim. Çankaya'ya geldik. Uşak Tarhana İş İFA'dayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Berkay Muhammed Görgülü bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Öncelikle sağ olun. Hem Ankara'ya hem bölgeye hem de size. Evet. Daha henüz yeni işletmemiz. Evet, yaklaşık 8 ay oldu çalışıyor Ankara işletmemizi. Amacımız buradaki Uşak Tarhanası Ankaralıları tanıtmak ve bu lezzeti Ankara'da paylaşmak istiyoruz. Ve Ankara'ya sınırlı kalmayıp hedefimiz de İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir olmak suretiyle oralarda açılmayı hedefliyoruz. Efendim isminden de anlaşılacağı gibi Uşak'ın tamamen yöresel lezzetlerinin bulunduğu bir yer burası. Hemen ürünleri sayalım mı? Evet, Uşak tarhanamız var, Uşak zeytinlerimiz var, Uşak'a ait helvamız var, kürek helvası yeriz buna. Saray helvası var, Uşak'a ait her şeyi bulabiliriz burada, dükkan işlerimizde var. Evet, aynı zamanda gelenler burada Uşak tarhanasında. Evet, tahtı kaşıkta, çopraktan da servisimiz var, yanında not veriyoruz. Uşak turşusu var yanında ayrıca da. Bir de ekşi mayalı ekmeğimiz var yanında ayrıca sunumda. O şekilde bir sunumumuz var. Efendim hepsi Uşak'ta üretiliyor, Uşak'tan yola çıkıyor ve Ankara'ya geliyorlar. Tabii burada aynı zamanda satış da yapıyorsunuz. Evet, satışımız var ayrıca. Farklı ebatlı çeşitlerimiz var. Acılı ve acısı olarak yarım gibi bir kilo şeklinde o şekilde ebatlı satış tarhanalarımız var. Aha. O şekilde. Peki içerisinde ne var Uşak tarhanası? İçerisinde domates, biber, soğan, yoğurt, nane ve un var. Bunları biz 21 gün veya 1 ay bekletiyoruz, ferment oluyor. Ondan sonra o şekilde kurma aşamasından sonra ya toz halinde ya da yaş halinde o şekilde bir servis yapıyoruz, satış yapıyoruz. Acılı, acısız bir şekilde. Evet, o şekilde. Evet. Oldukça lezzetli ve sağlıklı diyebiliriz. 7'den 70'e herkes tüketebilir tarhanayı. Hatta bebekler çok seviyor. Evet, hatta besin değeri yüksek olduğu için ayrıca bir bebek için tarhanamız olacak yakında. İçerisinde süt, havuç, üzüm olacak. O zaman besin değeri daha yüksek olacak. Yakın bir süreçte onu üreteceğiz. O şekilde bir tarhanamız olacak yakında. Peki Ankara başka noktalarda olacak mısınız? Yani Ankara başka noktalarda şu an hedefimiz var. Kızılay'da olabilir. O şekilde bir düşüncemiz var şu an için Kızılay'da. O zaman bu güzel Uşak lezzetlerini tatmak için bekliyoruz. Evet, herkesi bekliyoruz. Ankara hemşehrilerimizi herkesi bekliyoruz.